Geleneksel hale getirdiğimiz çarşamba pazar haberlerimize bu hafta da devam ettik. Muhabir arkadaşlarımız pazarın nabzını tutmaya devam ettiler. Geçtiğimiz haftalarda da belirttiğimiz gibi pazar fiyatlarında beklenen düşüşten yine eser yoktu. Bu durumdan hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar oldukça şikayetçi. Merhabalar. Merhaba. Ramazan abi, fiyatlar sizce nasıl? Abi uçmuş her şey. 7 liradan 8 liradan aşağı hiçbir şey yok. Geçen hafta düşüşteydi. Bu hafta yeniden mi çıkmış? Vallahi soğan alacağım alamadım. 5 lira 7 lira değil soğana. En basitten. Havuç 4 lira. Ispanak 8 lira. Pırasa 9 lira. Şurada bak marul tanesine 5 lira diyor. Yani aslında hayvan yemez. Yani. Şimdi peki neden böyle oldu bu fiyatlar? Bu devletin, hükümetin şeyleri ya. Mazot böyle, işçiye böyle. Suriyeliler bize neyi yaşıyor ya? Emekliye para vermiyor. Peki büyük şehirlerde kurulan tanzim satış noktaları var. Duymuşsunuzdur. Duyduk. Burada da kurulması gerekiyor mu? Gerekir de bu çözüm değil. Çünkü aldatmacı, seçim yatırma. Bizim halkımız koyun gibi gidiyor yani. Bu aldatmaca. Yani devamlı bir yere kursun. Bir de seyir arabada bu olmaz. Yani biri alır 2 kilo getiriyor adam. Seçime kadar 5 liraya bir kasa alsa onu 3 liraya satıp geçir zararına yatırım olur. Benim tahminim o. Peki kesin çözümü var mı bunun? Kesin çözümü nedir? Kesin çözümü? Abi Türkiye'de reçberlik kalmadı, hayvancılık kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Mazot o para, işçi, emekliye para mı verdiler? Yok. Kendilerine gelince milletvekilleri, bakanlar o. Götürüyorlar malı. Kendimiz yetiştirmeliyiz. Abi kendimiz yetişemiyoruz ki. Şimdi tarım, hayvancılık yapamıyorsun. Ekin ekemiyorsun. Şu anda bir adam tekneyle mazot alıyor 1,5 liraya. Çiftçi alıyor 6,5 liraya. Nasıl olacak bu? Adam zevkine gidiyor tekneyle denize. Sen halka vereceksin, burada millete vereceksin şeyi. 6,5'te. Nasıl kazanacak adam bunu? Evet. Peki abim teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederim ama Türkiye'nin gidişatı çok kötü. Bizim milletimiz akıllı kullanması gerekiyor bütün oyların işlerini. Fiyatların durumu nedir? İnişte mi yok şu aralar yoksa hala artış var? Balıkların fiyatı yüksek. Ne alabiliyorlar ne de satabiliyoruz. Bunun nedeni ne peki? Balık çıkmıyor. Hava bozuk. Balık çıkmıyor. Nereden o? Yani tek nedeni bu mu? Başka bir nedenler var mı? Arkadaş var Nazım. Biz buranın sahibi, patron. Bunu da çekebilirsiniz. Ne bileyim 5 kasa balık alıyoruz. Zor satıyor. Satamıyoruz yani. Peki şu anda en çok satılan hangisi? Hamsi, istavrit. Neden? Ucuz olduğu için mi yoksa? Fiyat uygun olduğu için. Millette para yok. Aç millet. Ne kadar hamsi? Buyur. 15 lira, 10 lira. Pazardaki fiyatlar şu anda çiftçiyi pek fazla düşünen yok. Evet. Gübre pahalı. Çiftçinin hali Kumruca'da perişan, Antalya'da perişan. Bu pazarda tabi aracılar biraz fazla para kazanır ama işte lakin üreticinin üstünde arıyor herkes. Üreticiyi düşünen bir vatandaşımız, bir devletimiz, bir milletimiz, bir fiyatta herhangi bir resmi kurumlarımız yok. Evet. Olmadığını düşünüyorum. Yoksa görüyorsun da her şey çiftçi şu anda biraz sıkıntılı durumda. Borçlarını ödeyemiyor. Ziraat Bankası borçlarını var. Ondan sonra bu veyahut da inekçilikte yem falan 90 lira olmuş, 100 lira olmuş. Bunu gündeme getirin. Çiftçi bugün domates yetiştirmiş, patlıcan yetiştirmiş. Kumruca'da patlıcan yok zaten şu anda. Sivri biber yok. Ondan sonra fasulye yok. Domates yok. Buna benzer çeşitli zebzelerimiz yetişmiyor. Yetişmediği zaten bu şu anda pahalı. Pahalı olduğu için de elbette olacak fiyatla yüksek ama hükümetimiz ve devletimiz ancak çiftçinin üstünde bir şeyler arıyor. Bana göre. Peki bu büyük şehirlerde tanzim satış noktaları kuruldu. Buna gerek var mı burada? Ya buna bence gerek yok. İleriki günlerde aynı noktaya gelecek yine. İleriki günlerde yine aynı noktaya gelecek ki çünkü 2,5 aylık Cumhurbaşkanımız dedi ki 2,5 ay sonra bunlar kalkacak dedi. Kalktığı zaman yine ne olacak? Yine aynı şeye gelecek. Evet. Gübre para, ilaç para, işçilik para. Adam akşama da 60 lira, 70 lira çalışır evine ancak 5 kilo zeytinyağı parası ancak. Ana o yüzden çok sıkıntılı yani. Çok sıkıntılı geleceğim ama bir inşallah düzelir. Düzelir de düşüneyim ama şu görüntüde biraz zor. Görüntü biraz zor durumda. Gelecek biraz sıkıntıda görünüyor ama inşallah düşmeyiz o dereceye. Peki biz son kez hem şimdi biz konuştuğumuz kadarıyla hem alan mağdur hem de satan mağdur burada. Bunu neye bağlıyorsunuz? Evet. Şimdi biz zaten şu anda hem üreticiyiz hem tüketiciyim ben şu anda şahsıma ait. Üretici ve tüketici.
Kendim üretiyorum, kendim yiyorum, bir de vatandaş alamıyor. Evet. Alamağı var. Ama bunda üretici ürettiği zaman naylonun kilosu çıkmış 25 lira 30 lira. İlacın mesela 50 gram ilaç çıkmış 200 lira 250 lira. Gübrenin çuvalı çıkmış 100 lira 150 lira. O yüzden çiftçi bu durumda sıkıntılı ve mağdur. Bazı ilaçlar da zaten şu anda yasak olduğu için topraklarımız bazı ilaçları kullanmadığımız müddetçe, gübreleri kullanmadığımız müddetçe verim alamıyor. Verim alamadığımızda verim düşüyor. Ondan sonra ne yapıyor? O yüzden sıkıntılı olur. Çünkü emeğinin karşılığını alamıyor üreticimiz. O yüzden çok sıkıntılı görüyorum. Ama inşallah Cumhurbaşkanımız bu yeme de ve gübreye de buna bir el atar da inşallah düzelir bu. İnşallah deriz abi. İnşallah. Size teşekkür ederim. Önemli değil. Biz de teşekkür ederiz. Fiyatlar çok pahalı. Birini alsak birini alamıyoruz. Birini kendi sorduk 20 lira söylüyor. Bu vatandaş ne yiyecek? Ne yapacak? 10 tane malım var yemsiz ölüyor. Yem çıkmış 92'ye. Evet. Süt düşük. Bu ilaçların hali ne olacak? Mazot çıkmış havanın katına. Yayan mı yürüyeceğiz biz? Zepseleri indir diyor. Zepseciler neyle taşıyacak? Mazotla taşıyacak. Mazot da pahalı. Peki bu büyük şehirlerde tanzim satış noktaları kuruldu. Haberlerden görmüşsünüzdür. Görüyor değil mi? Burada da ihtiyaç var mı öyle bir yer? Bullada yok ta hani gelmedi ki. Ha, gelmesini ister misiniz? İstememeyiz canım. Ucuz olsa hepsi iyi. Peki. Bir malın yiyeceğini ben bir günde bir şey, bir günde çuvalım biri bitiyor. Vatandaş bu millet neyle o yiyecek? Mal ne yiyecek? Gübre ucuz olursa mal da yer, insan da yer, satışlar da düzgün olur. Hepsi çıktı havanın katına. Valla pazardaki fiyatlar gayet normal. Millet parasına göre yesin abi. Bir sıkıntı yok. Yani sizin için bir problem yok. Valla benim için bir problem yok. Peki büyük şehirlerde tanzim satış noktaları kuruldu. Burada da gelmesini ister misiniz buraya gelmesini? Yok gerek yok. Bu adamlar da çor çocuk besliyor. Bence hiç gerek yani, yok. Yani bahçeden buraya gelinceye kadar fiyat artıyor normal diyorsunuz yani. Valla ben de bahçeciyim. Zaten bilmiyorum da devletin bu işe bir el koyması lazım. Hani burası neyse ney de nasıl diyeyim. Zaten bu marketler %100 zam yaptı. Geriye de çekmediler dolardan dolayı. Bu adamlar ne yapsın? Bu adamlar da satacak, alışverişini yapacak. Tamam mı? Başka türlü hani nasıl kazanacak? Ben onu anlamıyorum yani. Her şeye %100 zam geldi ama dolardan dolayı hiç geriye çekme olmadı. Peki bir şey soracağım. Hem satan mağdur burada biz konuştuğumuz kadarıyla hem de alan mağdur. Bunu niye bağırıyorsunuz? İşte bu devletin aradaki firmaları desteklemesinden dolayı oluyor. Neden? Birileri çok kazanıyor, birileri de gitgide fakirleşiyor. Bu kazananları bulmak lazım. Aracıları bulmak lazım. Adam domatesi 1 liraya alıyor, buraya gelince kadar 7 lira oluyor. Evet. İşte bu aradaki kim yiyor bu parayı, onu bulmak lazım. Aradaki 6 lirayı. Aracıları, aynen. Ama alıştık biz, gayet normal benim için bu fiyatlar. İsterse 20 milyon olsun. Yemeyiz. Yemeyiz yani, ne yapacağız yani? Doğru. Çünkü marketlere bakıyorsun, 5 liralık şey 10 lira oldu, dolar çıktı, tamam. Şimdi dolar indi, niye inmiyor? Ya bu adamlarınki de aynı muhabbet bence, bilmiyorum. Peki teşekkür ederiz size. İyi günler. İyi günler.